Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli Aksaraylı okuyucularım, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Rabbimin selamı, bereketi, muhabbeti, bereketi üzerinizde olsun. Allah razı olsun. Bugün Aksaray'a ilk kez geliyorum ben. Hakikaten çok sıcak bir ortam. Bu organizasyonları yapanlara ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii kitabın okuyucuyla buluşması için, yazarın okuyucuyla yüzleşmesi için böylesi etkinliklerin çok gerekli olduğuna inanıyoruz. Bizler hep birlikte destek verirsek, diz dize, yürek yüreğe, gönül gönüle böyle bir organizasyonu desteklersek inanıyorum ki bundan sonraki fuarlar çok daha bereketli, çok daha kalabalık olacak. Tabii hafta içi olması münasebetiyle daha çok öğrencileri gördük. Umarım ki aileler de doldursun burayı. Çünkü benim konum genellikle ailelerle alakalı. Çocuklu anneler, babalar, ebeveynlerin dinlemesi gereken bir konu. Hepimizin ortak bir paydası var çünkü. Şöyle ki sekülerizmin artmasıyla birlikte dünyayı kasıp kavuran bir dizi yalnızlık, sıkıntı, mutsuzluk cereyanı içindeyiz hepimiz. Tabii bu müthiş bir şekilde artarak devam ediyor. İnsanlar sıkıntılı, insanlar mutsuz, insanlar huzursuz. Psikologlar, hastaneler tıklım tıklım dolu. Şöyle bir silkinip kendimize baktığımızda bir devri saadet modeli görüyoruz karşımızda ki biliyorsunuz Efendimiz'e gönderilen tabipler var ama o dönemde tabiplere ihtiyaç kalmadığı için hepsi geri gönderiliyor. Mısır muvaskısı Efendimiz'e doktor gönderiyor, hediye olarak tabip gönderiyor. Fakat o dönemde ona ihtiyaç yok. Çünkü aziz okuyucular, ruhen, kalben, aklen sağlam olmuş, mutmain olmuş, tam olarak tatmin olmuş bireylerde bedensel hastalıklar çok az oluyor. Asr-ı Saadet buna örnektir. Biz neden mutsuzuz? Biz neden yalnızız? Biz neden paylaşımsızız? Aile neden bitti? Neden gidişatımız bu kadar korkunç? Hepimiz hani bir söz vardır karanlığa küfredeceğine bir mum yakt hesabı. Ama hakikaten şöyle başlığımızı, şapkamızı koyup önümüze derin derin düşünmemiz lazım. Biz neden bu kadar bu hale geldik? Aile bitiyor, gençler evlenmekten korkar oldular. Evlilik deyince insanlar kaçar oldu. Bir iceberg gibi adeta. Dışarıdan ucu gözüküyor biliyorsunuz aldatmalar vesaire, güvensizlik problemlerinden. Boşanma oranları had safhada arttı. Bu sadece bizim ülkemizde değil, küresel bazda olan bir problem aslında. Peki bu hızlı gidişat nereye? Neden bu hale geldik? Ama asr-ı saadete bakıyoruz ki boşanma tek tük yani çok nadir. Binlerce sahabe içinde çok nadir var. Hani belki fıtratları uyuşmamış olabilir. Hani Hazreti Zeynep'le Zeyd'de olduğu gibi birkaç örneğin dışında göremiyoruz. Ama Türkiye'de yapılan istatistiklerde boşanma oranlarının %80'lerde seyrettiğini görüyoruz. Tabii evliliklerin evcilik olduğu günlerden geçiyoruz aziz dostlar. Evliliklerin anlam ve içeriğini bilemeden gençlerimiz bilmeden atılıyorlar. İşte bu noktada bize Siyer-i Nebi, Kur'an ahlakı, nebevi terbiye bir ilaç gibi, bir reçete gibi imdadımıza yetişiyor. Çok sevdiğim bir söz vardır büyük bir alimin. Alil bir asrın diyor. Hasta bir uzvun. İttiba reçetesi, ittiba Kur'an'dır diyor. Yani hasta bir toplumun tek reçetesi Kur'an'a ittiba etmektir. Sünnet-i Nebivi'yi yeniden ayağa kaldırmaktır. Sosyal hayatta birçok sıkıntılarımız var. Milenyumla birlikte gelen bu hızlı yaşantı hepimizde
birçok arazlar, sıkıntılar, iletişim noktasında bilhassa, insaniyet noktasında bilhassa birçok sekteye uğrattı hepimizi. Fakat biz elhamdülillah ki derdimiz var ama dermanımız da var. Biz Müslüman bir toplum olduğumuz için Peygamberimizin hayatına, siyerine şöyle bir baksak bizim için yeterli modeller vardır. Şimdi ben genelde seminerlerimde soruyorum. Hazreti Hatice, Efendimizin ilk göz ağrısı, ilk eşi, onu ilk keşfeden, onu ilk sezen, ilk sezinleyen, ona ilk inanan, ona ilk ittiba eden ve onun ilk cemaati bir insan. Acaba biz onun Efendimizle arasındaki o 25 yıllık hayatı hiç mercek altına alabildik mi? İşte sorun buradan kaynaklanıyor aziz dostlar. Şimdi gençler evleniyorlar ama ne için evleniyorlar? Genelde işte sosyal medyada, güncel hayatta gördüklerini, suri olarak, dıştan olarak gördüklerini taklit ederek evleniyorlar. Hatta ve hatta benim öyle tanıdıklarım var ki aklen, ruhen hiç uyuşmamıştır gençle ama sırf o boy boy renk renk resimlerini gördüğü gelinlikleri, işte tuvaletleri, nişan elbiselerini giymek için evet deyip bir ateşe atlayan gençler var. İnanın komik değil yani. Bu o kadar sayısı fazla ki çok şaşırtılacak oranda yüksek bir düzeyde sayısı. Oysa ki nebevi terbiyede sosyal hayatın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sosyal hayatın asıl çekirdeği ailedir aziz dostlar. Aile oluşmayınca ne yazık ki sosyal hayatımız, toplumsal hayatımız da sakat ve nakıs kalabiliyor. Biz Efendimizle Hazreti Hatice arasındaki o 25 yıla mercek tuttuğumuzda bakıyoruz ki aralarında 15 yaş farkı var. Aralarında müthiş bir statü farkı var. Hazreti Hatice o devrin iş kadını, işvereni, her yerde tanınan, bilinen bir kadın. Efendimiz hiç bilinmeyen, tanınmayan birisi. Hazreti Hatice varlıklı bir kadın. Kaynaklar onun 80 bin deve katırına sahip olduğunu yazarlar. Ama Efendimizin mal varlığı yok o dönemde. İşsiz, kimsenin bilmediği, tanımadığı birisi. Fakat buna rağmen nasıl evlendiler, nasıl mutlu oldular? Çok dikkat çekici değil mi? Çünkü onlar evlilikte tek bir şeyi esas aldılar. Şimdi seminerlerimiz ilerledikçe ondan da bahsedeceğiz. Hatta karşılıklı sizlerle diyalog halinde cevabını bulalım istiyorum. Şöyle ki Hazreti Hatice nasıl bir kişilik, nasıl bir karakter geliştirdi ki Allah'ın selam gönderdiği kadın oldu ve Allah'ın peygamberine eş olabilme liyakatini kazandı. Böyle bir kadın Hazreti Hatice. Hani Resulullah bize 4 cennet kadınından bahsediyor. 4 rol model kadından bahsediyor. İslam toplumu olarak biz bu rol kadınları ne kadar tanıdık acaba? Biliyorsunuz birincisi Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice ve Hazreti Fatıma. Bu 4 cennet kadını üzerinden bize Efendimiz bir mesaj vermekte aziz dostlar. Çünkü kadın toplumu yetiştiren, insanlığı eğiten, büyüten bir şahsiyet. Böyle olduğu için de Peygamberimizin bu hadisi üzerinden gitmemiz gerekiyor. 4 cennet kadını, 4'ünü de ayrı ayrı incelediğimizde her birinde ayrı bir ruh büyüklüğü, şahsiyet mükemmelliği görüyoruz. İşte Hazreti Hatice de bu noktada çok küçük yaşlardan beri varlıklı bir aile kızı, zengin bir aile kızı, devrin Mekke'sinde her türlü şart, her türlü yapılacak günah, ayıp, her şey ayaklarının altında olduğu halde onun ve bir peygamber gelmemiş o dönemde. Düşünün ki Hazreti İsa'dan 500 sene sonra Hazreti Hatice o iffetiyle nam almış bir kadın. İffetiyle ayakta durmuş. Neyle durmuş? Çünkü ilimle meşgul olmuş Hazreti Hatice. Hani çok sevdiğim bir söz vardır. Hakla meşgul olmayanı batıl istila eder diye. Hazreti Hatice de günümüzdeki yani bizi aldatan bu çeldirici olaylar gibi o dönemde de cazibeli günahlar çok fazla her yerden çekiyorlar. Ama o
her şeyiyle ilme adamış. Mekke'de okur yazar olan 10 kişiden biri Hazreti Hatice. Hani kadının kadın olup olmadığı bir dönemde okuma yazma bilen bir kadından bahsediyoruz. Hazreti Hatice dinler tarihini ezberlemiş bir kadın. Son peygamberi araştırmış bir kadın. Bundan çıkarak diyorum ki sosyal hayatımızda hani bizi çok meşgul eden haftalık dizilere insanların hayatlarını bağladıkları bir dönemde ilmin ne kadar önemli olduğunu biz Hazreti Hatice'den öğreniyoruz. İlim talep etmeyen edeni Rabbim ilimle mütefekkir kılar. İnşallah onlardan olalım. Çocuklarımızı, kendimizi şu sosyal medyanın etkisinden kurtarıp da bir an önce ilme yönlendirmenin yollarını arayalım. Çünkü hayat çok kısa. Hayat apartmanı hızla yıkılıyor. Her dakikanın, her saniyenin çok müthiş önemi var. İşte Hazreti Hatice böyle bir kadın. O dönemde başında bir peygamber olmadığı halde üffetiyle, ilmiyle, Tahire ve Alime lakabı alabilmiş bir kadın. Sosyal hayatın içinde bir kadın. Araştırmalarda gördüm ki ben bu kitabı yazarken 3 sene boyunca araştırma yaptım aziz dostlar. Hazreti Hatice'nin tebdili kıyafet ederek mesela Mekke sokaklarında gezdiği söylenir. Mekke sokaklarında geziyor. Fakir, fukara, dul, düşkün kim varsa tespit eder ve onlara yardımda bulunur. Yani dedik ki kaynaklar onun çok yüksek bir mal varlığından bahsediyor. Bir kenarda oturup malıma mal katayım ya da keyifli hayatımı süreyim diye bir derdi olmamış Hazreti Hatice'nin. O yüzden o büyük ruhun kadını da peygambere eş olmuş aziz dostlar ve Cenab-ı Hakk'ın selam gönderdiği kadın olmuş. Bir gün Hazreti Fatıma çok hastadır. Efendimiz kızının yanına gelir. Tabii onların hastalıkları genelde açlıktan ve yokluktan. Hazreti Fatıma da elinde ne varsa infak ettiği için açlıktan 2 büklümdür. 3 gün 3 gece öyle aç kalır. Efendimiz anlar tabii kızının halini. Kızım der, sen Meryem'e eşsin ama Hatice o son devrin kadınlarının hanımefendisidir diyor. Tabii bu Hazreti Hatice'nin son devrin kadınlarının hanımefendisi olması üzerinden gidecek olursak son devrin kadınları olarak, insanları olarak düğmelerle iş görüyoruz. Çok rahat insanlarız, çok rahat ortamlardayız. Fakat ruhani yönden çok sıkıntılı hallerimiz var. Kalbimiz mutmain değil. İşte bu noktada biz Hazreti Hatice'nin imanına ve dirayetine muhtacız. O son peygamberi daha gelmeden tanımıştı aziz dostlar. Hani şairin dediği gibi çağlar ne çağlardı ya Resulallah, devir ne devirdi, daha dünyaya gelmeden Müslümanların vardı. Hazreti Hatice son peygamberi o kadar bekler ki, ilimle o kadar meşgul olmuştur ki, o son peygamber için şiirler yazmıştır mesela. Çünkü onun aradığı doğru ahlaktı. Devrim Mekke'sinde birçok kişi ona talip olmuştur Hazreti Hatice'ye. Fakat o kadar maddi açıdan ön safta olan insanların hiçbirine evet dememiştir. Çünkü onun aradığı tek bir şey vardır. O sadece ve sadece Tevrat'taki doğru ahlakı aramaktadır. Hani bugün gençlerimiz genelde evlenince 2 veya 3 şeyi soruyorlar. Boy, poz, cep, anahtarlar, tapular, diplomalar. Bunun dışında ne yazık ki sorduğumuz çok az şey var. Ama karakter sağlam mı? Kişilik sağlam mı? Ahlak dürüst mü? Bu noktada da bir araştırmamız olmadığı için ne yazık ki karşılıklı olarak evlilikler bu hale geldi aziz dostlar. Hazreti Hatice Efendimiz de doğru ahlak bulduğu için, o sosyal hayatın içinde olan bir kadın olduğu için, sosyal hayatın güzelliklerini yakalamak için doğru ahlaklı kişiyle evet dedi, yola çıktı ki aralarında 15 yaş fark var, statüleri çok farklı ama o kendisi evlilik teklifiyle gidiyor. Çünkü bir tek şey hedefinde, o doğru ahlakı bulmuş çünkü. Gençlere o yüzden diyorum ki gençler sakın kendinizi ateşe atmayın. Evleneceğiniz kişi de diplomadan, anahtardan, cepten, hacimden önemli olan
Tek bir şey var, doğru ahlak, doğru şahsiyet, doğru kişilik. Eğer o kişi doğruluğu yakaladıysa ondan korkmayın. Biz bunun tarihte birçok örneklerini görüyoruz. Onların evliliği yeryüzünün en muhteşem evliliği oldu. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice arasındaki o muhabbet bugün bütün nikah dualarında dua ediyoruz değil mi? O kadar muhteşem bir evlilikleri vardır onların. Tabii Hazreti Hatice'nin Efendimiz'i görür görmez ezberleri bozarak ona evlilik teklifiyle gitmesi bir başka dikkat çekici. Çok, çok sosyal bir kadın Hazreti Hatice. Çok aktivist bir kadın. Bundan 3 sene önce Ankara'da bir sempozyumumuz oldu. Sempozyuma Danimarka'dan da bir sosyolog bayan katılmıştı, Lotte Hanım diye. Herkes bir annemizi konuştu. Lotte Hanım'ın sözü çok dikkat çekiciydi. Siz dedi hep Ayşe'yi, Fatıma'yı konuşursunuz. Ama dedi sizin peygamberinizin ilk eşi bir iş kadını ve Orta Doğu hegemonyasını sarsmış okuma yazma bilen bir kadın. Bakın aziz dostlar. Yabancılar bizden daha iyi tanıyorlar Hazreti Hatice'yi. Ama biz ne kadar tanıyoruz? İsimlerimiz, evlatlarımızın isimleri ondan ama onun şahsi donanımını acaba ne kadar kuşanabildik? Batılı bunu fark etmiş. Onun okur yazarı olan bir kadın olduğunun farkında. Ve hatta küçük yaşından beri babasının bütün ticari hesaplarını Hazreti Hatice'nin tuttuğu söylenir. Matematiksel zekası da çok ön planda birisi Hazreti Hatice. Başından iki evlilik geçiyor biliyorsunuz Efendimiz'den önce. Ve eşlerinden bir hayli mal varlığı kalır. Fakat o gününü gün edip eğlenceyle vesaire giyinmekle, gezmekle, havaya girmekle vaktini kaybetmez, hayatını heder etmez, ömrünü hiç etmez. O sadece ve sadece hayatını Allah'ın rızası ve insanlığın kaderine adamıştır. Tabii bu niyette olduğu için de, iyi niyeti taşıdığı için de, halis niyet sahibi olduğu için de Cenab-ı Hak ona yeryüzünün en mükemmel, en güvenilir eşini karşısına çıkarmıştır Hazreti Hatice'nin. Bu noktada da inşallah bizler hem kendimizi hem kendimizle birlikte toplumumuzu, ailemizi, yakınlarımızı, eşimizi, dostumuzu hep birlikte ateşten kurtarıp, sıkıntılardan kurtarıp, dertlerden kurtarıp yükselmek, yükseltmek ve yüceltmek durumundayız aziz dostlar. Peki evliliklerimiz neden bu kadar mutsuz, neden bu kadar keyifsiz, neden bu kadar tatsız? Çünkü bizim paylaşımımız yok. Onların kalpleri birbirine dosdoğru açıktı aziz dostlar. Onlar her şeylerini paylaşırdı. İletişimleri o kadar güçlüydü ki birbirlerine her şeylerini anlatırlardı. Sahabe diyor ki Hatice ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetleri o kadar çoktu ki diyor onların sözü sohbeti hiç bitmezdi. Bugün biz kelimelerle konuşur olduk. Evet, hayır, tamam, gidelim, yapalım. Bu kadar. Ötesi yok. Ama muhabbet evliliğin üç esas temelini oluşturan bir kavram. Hani Kur'an'ın aile felsefesi biliyorsunuz üçtür. Meveddet, muhabbet ve rahmet. Onlar bunu yaşatmışlar, yerleştirmişler. Rahmet, merhamet, meveddet bunlar evliliğin içeriğinde olması gereken güzellikler. İşte Efendimizin Siyer-i Nebisi'nde biz bütün eşleriyle bu meveddeti, muhabbeti, paylaşımı, şefkati, merhameti en âlâ bir şekilde görmekteyiz. Ama biz bugün sanırım bunu kaybettik. Batılılaşmaya hevesli bir toplum olduğumuz için de aile bireylerinde de ne yazık ki büyük bir soğukluk oluştu. Aile ilişkileri zayıfladı. Karı koca arasında soğukluklar başladı. Ve sizleri tenzih ediyorum. Ondan sonra da aldatmalar, yalanlar vesaire vesaire zincirleme bir dizi hatalar halkası çıktı önümüze. Bunun neticesi olarak da terk edilmiş aileler, parçalanmış aileler ve tek ebeveynli evlatlar çıktı karşımıza. Peki 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra bu tek ebeveynli çocuklar nasıl olacak acaba? Çok kara kara düşünmemiz gereken bir nokta. Çünkü çocuk anneden sevgiyi
babadan özgüveni alarak büyür. İkisinden birinden mahrum kalarak büyüyen çocuk ileride ne yazık ki gelecekte sıkıntılı ve nakıs olarak topluma devam eder, hayatına devam eder. İşte bugün gözümüz tabii ki bunun alternatifleri de vardır. Çok güzel bir şekilde yetiştirilen evlatlar da vardır ama genellikle bugün içler acısı bir durum var. İşte bu anne baba katilleri, insan şiddeti, kadın şiddeti yapan insanlar, cinayetler, soygunlar vesaireler vesaireler ne yazık ki küçüklükten tam bir sevgi, şefkat, muhabbet, özgüven alamamış çocukların büyüklüklerinin cezasını çekiyoruz. Küçüklükten ekilen tohumlar o zaman öyle neşrine mağbuluyor. Efendimizin aile hayatına bakınca aziz dostlar, bir Hazreti Fatıma çıkıyor karşımıza değil mi? Muhteşem bir örnek Hazreti Fatıma. Onların yuvasındaki büyüyen her bir çocuk, Efendimizin her bir evladı, her bir kızı bize farklı bir örneklik teşkil etmekte. Efendimizin büyük kızı bir müşrikle evlidir mesela. 10 sene boyunca müşrik biriyle bir çatı altında kalmış Hazreti Zeynep. Terk edip gitmemiş, boşanmamış. Çok ilgi çekici değil mi? Babasına savaş orduları hazırlayan bir insanla, İslam dini düşmanı bir insanla aynı çatı altında nasıl kalabilir insan? Ama Hazreti Zeynep kalmış. Hazreti Fatıma yarı aç, yarı tok. Sürekli iman davası için, Kur'an davası için, gelecek için, güzel nesiller yetiştirmek için hayatını vakfetmiş. Düşünün ki İslam Devleti Başkanı'nın kızı, bir başbakan kızı düşünün. Ve Hayber Kalesi komutanının eşi Hazreti Fatıma ama bir gün aç bir gün tok yaşıyor. Böyle bir açılımı var bu annelerimizin ve sahabenin üzerimizde böyle bir güzel etkisi olmalı. Onları tanımadan bilemiyoruz aziz dostlar. Hani insan tanımadığını sevemez, sevmediğini de modelleyemez ne yazık ki. Bizler de tanıyacağız ki sevelim, evlatlarımıza anlatacağız, tanıtacağız. Komşumuza, evladımıza, kardeşimize, arkadaşımıza, eşimize anlatmadıkça, kendimiz tanımadıkça ve her şeyden önemlisi modellemedikçe ne yazık ki bu gidişat bizi dibe doğru sürükleyecektir. İnşallah olmayacak. Biz haddini bilen insanlarız, haddini bilen bir toplumuz. Bir yerlerde düştüğümüz anda yeniden kalkmayı becerebilen, başarabilen bir toplumuz. Bunu ülkemizde de birçok zaman yaşadık. İnşallah yine bugünlerde de bu barış harekatı dolayısıyla yek vücut olmamız gereken günlerden geçiyoruz. El ele, yürek yüreğe verip kendi derdimize kendimiz çare olacağız. Öyle günlerden geçiyoruz. Ama diyoruz ki biz bu yolda ilerlerken başta Kur'an-ı Kerim ve yanında Siyer-i Nebi ile ilerleyelim aziz dostlar. Hazreti Hatice ile Efendimiz arasındaki o 25 yıllık paylaşımı, muhabbeti, güzelliği bilerek yürüyelim bu yollarda ve anlatarak yürüyelim yollarda. Çünkü evlilik İyi günde, kötü günde bir yol arkadaşlığıdır. İyi günde beraber, kötü günde terk etmek olan bir arkadaşlık, bir beraberlik asla değildir. Tabii Hazreti Hatice'nin fedakarlığı, sosyal hayatta olan aktivitesi bize Vahiy Suresi'nde neler yaptığıyla da karşımıza çıkmakta. Biliyorsunuz ki Hira Nur Dağı'nda Efendimiz inzivaya çekildiğinde onun yanında bir tek Hazreti Hatice vardı. Hiç kimse yoktu. Gidenler bilirler, çok dik bir yamaçtır Hira Dağı, Nur Dağı. 5000 metre mesafede bir yer Mekke'ye. Ve o 50 derece sıcakta Hazreti Hatice elinin altında birçok hizmetçisi var. İşte bize burada evlilikteki fedakarlığı anlatıyor Hazreti Hatice. O dimdik yamacı hizmetçileriyle değil. Yalnız çıkıyor, yalnız başına çıkıyor. Çünkü o orada vermek istediği mesaj, ben her zaman senin yanındayım ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ben senin desteğindeyim. Tabii böyle de olunca Cenab-ı Hak sürekli onu korumasında altında tutuyor. Günümüz gibi düğmelerle iş görülmüyor. Hazreti Hatice o dönemde
sürekli hem evin bütün işlerini yürütür, ticari faaliyetleri yürütür, bir yandan da eşine destek vermek için Nurdağ'ın 5000 metre yükseğindeki o dik yokuşu tırmanır, gider ve 50 derece sıcakta. Bu çok ilgi çekici, çok dikkat çekicidir. Fakat Efendimiz de o kadar nezaketlidir ki o zaten bütün eşlerine karşı ve bütün hanımlara karşı çok nezaketli. Buradaki beyleri tenzih ediyorum ama ümmetin erkeklerinin de onun nezaketini, nezafetini, anlayışını modellemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Müslüman toplumlarda ne yazık ki tam olarak bir modelleme olmadığı için bu yönümüz biraz nakız. Hani develeri hızlı süren sahabesine bile "Develeri yavaş sür ey Enceşe" diyor Peygamberimiz. Çünkü sen kristalleri taşıyorsun. Hani bütün eşlerine karşı bu kadar nazik ve kibar olan bir peygamber, Hazreti Hatice dağın dik yokuşuna çıkıp yorulmasın diye dağın ortasına kadar iner, onu karşılar. Çünkü tahannüs ibadetindedir. Oraya çekilmiştir. Yüksek yerleri sever zaten. Bütün peygamberler, bütün vahiyler dağlarda inmiştir biliyorsunuz. Efendimiz Hazreti Hatice'sini dağın orta yerine kadar yormamak için gelir. Ve Hazreti Hatice'de ne naz, ne sitem, ne meşakkat, ne yoruldum, ne ufladım, ne minnet, hiçbir kötü duygu yok. O sürekli eşine vermek istediğim, senin yanındayım, sana inanıyorum, sana desteğim. Bu mesajı vermek için çıkmıştır. İşte ondan günümüz evliliklerine geldiğimizde görüyoruz ki en ufak bir şeyde minnet edip başa kalkan hallerimiz var ne yazık ki. Evliliklerinin ertesi gününde Hazreti Hatice onca mal varlığına sahip olduğu halde mahzenlerin bütün anahtarlarını getirir, Efendimizin önüne bırakır. "Ya Muhammed" diyor aleyhissalatü vesselam, "bugünden sonra bütün bunlar sana aittir. Benim onlarla bir işim yok." Efendimizin sözü çok dikkat çekicidir. "Ey Hatice" diyor, "beni bu yükün altında bırakma. Ben senden işin zahmetini alacağım. İşin zahmet kısmını senin üstünden alacağım. Ama işin servet ve sermaye kısmı sende olacak." Tabii şimdi günümüzle kıyasladığımızda arada ne kadar uçurum var, mesafe var. Biz görüyoruz bunu. Her bir eşine karşı aynı muhabbet, aynı sevgi, aynı aşk, aynı paylaşımla Efendimiz muamele ediyor. Bunun örneklerini Efendimizin bütün eşleriyle arasındaki muhabbette görüyoruz. Hazreti Ayşe ile de arasındaki muhabbette görüyoruz. Hazreti Safiye ile de, Ümmü Seleme ile de hepsiyle ayrı, hiçbirinden ayrım yapmadan hepsiyle aynı muhabbeti yürütmüş ve 9 ayrı fıtratta kadınla hepsiyle aynı güzellikte bizlere örnek oluyor ki siz de evlilik hayatınızda eşlerinizin fıtratına göre şefkatle, muhabbetle, merhametle muamele ediniz. Tabii biz aslında evliliğin bütününü Hazreti Hatice ile Efendimiz arasındaki o 25 yıldan öğrenebiliyoruz. Diğer eşleriyle biliyorsunuz Hazreti Ayşe'den biz ilmi alıyoruz. 2500, 2000 küsur hadis rivayet etmiş. Ama Hazreti Hatice'den evliliğin ne demek olduğunu, insan olmanın ne demek olduğunu, kadınlığın ne demek olduğunu ve anneliğin ve dava adamlığının ne demek olduğunu biz öğreniyoruz. Alem ne derse desin Hazreti Hatice'nin sünnetidir, yasasıdır. Doğru bildiği yolda ilerlemiş, sağa sola inhiraf etmeden, hiç kimseye bakmadan, aldırmadan, duyduklarından etkilenmeden dimdik, sapasağlam, sabit kadem yürümüş bir Hazreti Hatice'nin Efendimizin ümmeti olarak onun yolunda gitmemiz şart ve zaruri. Hele bilhassa ümmetin kadınları olarak buna çok ihtiyacımız var aziz dostlar. Hazreti Hatice'nin Efendimizin vahiy süresinde ona ne kadar destek olduğunu hepimiz biliyoruz. Hani düşünün ki eşiniz sizden uzakta ticari faaliyet içindeyken bırakıyor ve gidiyor dağın inzivaya çekiliyor. Ve etrafta birçok dedikodu var. "O seni terk etti" diyorlar. "Sen yaşlısın, dulsun, ondan büyük olduğun için seni terk etti." Ama o bir kadın olarak hiçbir zaman bu incitici ve zedeleyici söylemlerden etkilenmiyor ve
eşinin yanında oluyor. Hiçbir zaman onu terk etmiyor. Efendimiz hani o ilahi olanın beşeri olana zerk edilme anı ki vahyin geldiği andır. O anda korkup titrerken, kendi kendinden şüphelenirken o Efendimiz rahatlatıyor aziz dostlar. Sen diyor ki burada güzel ahlakın sosyal hayatta bir müminin nasıl olması gerektiği hakkında bize çok güzel ipuçları veriyor Hazreti Hatice. Çağlara şiir olarak düşüyor sözleri. Sanki diyor akrabanı ararsın, sorarsın. Sanki yükü olanın yükünü taşırsın. Sanki yetimin başını okşarsın. Sanki yaşlıların elinden tutarsın. Sanki herkese merhamet edersin. Rabbim seni perişan etmez. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve Efendimiz'e ilk inanan bir kişi olarak bütün insanlık tarihine adı geçiyor Hazreti Hatice'nin. İlk isim Hatice-tül Hüveylid olarak, ilk Müslüman olarak yazılıyor. Böyle sağlam bir imanla yürümüş Hazreti Hatice. Bizler neredeyiz aziz dostlar? Bu kadar rahatın, bu kadar lüksün, bu kadar varlığın içinde hala onları tanımayı, tanıtmayı, onları araştırmayı, bilmeyi, bildirmeyi ihmal ediyoruz. İnanın mesuliyetimiz çok büyük. Hayat çok kısa, çok hızlı sürüp gidiyor. Bundan birkaç gün önce bir yakınımı kaybettim. Bütün ömrü boyunca Almanya'da çalışıyordu. Bütün ömrü boyunca hani iki kuruş bir kenara bırakalım da rahat edelim diye çok çırpındı kadıncağız. Her şeyi tamamdı. Emekli oldu. Türkiye'ye gelecekti. Tam oradan hem oradan hem buradan çift maaş alacaktı. Ama kadın ömrü vefat etmedi. Sağlıklı saatli kadın birkaç ay içinde göçüp gitti. O kadar hızlı geçiyor ki zaman. Ömür o kadar hızlı geçiyor ki aziz dostlar. Bu kadar hızlı geçen ömürlerde bizim geçici değil kalıcı işler yapmamız lazım. Kalıcı işler yapmamız için de Siyer-i Nebi'ye örnek almamız lazım. Peygamberimizi ve onun aile efradını, Peygamberimizi ve Ali Beyti, Peygamberimizi ve onun sahabesini ve bu dört cennet kadınını çok iyi bilip araştırıp gelecek nesilleri ve çevremize tanıtıp tanımlamak lazım. Biz bu noktada mesulüz. Hepimiz mesulüz. Yarın öbür gün her şey bitecek. Ömür çok çabuk geçiyor. Hesaba çekileceğiz aziz dostlar. Hesaba çekildiğimizde de onlar bize hesap soracak. Biz o kadar meşakkatli, çileli günlerden geçtik ama siz böyle rahat günlerde, böyle rahat içinde bizleri bilmediniz, bizleri unuttunuz, Allah'ın kitabını tanıtmadınız diyecekler. Bu noktada da umarım ki hepimiz çalışırız, çırpınırız ve bir şeyler yaparız. Bugün Allah razı olsun ki organizasyon sahiplerinden bizi buraya çağırdılar, davet ettiler. Bu kelamları edebiliyoruz şu çatı altında. Esasında bu salonun tıklım tıklım olmasını isterdim. Sizleri tenzih ediyorum. Hani görsel medyada biraz fazlaca görünen insanlar olunca herkes tıklım tıklım gidiyor. Ama bu ahiretimizi kurtarabileceğimiz insanların hayatı. Bizlere şefaat edecek kişilerin hayatı. Onları tanımak için neden bu kadar lakaytız? Neden bu kadar ilgisiziz? İşte bu noktada da ümmetin nereden nereye geldiğini, neden böyle aldatıldığını, neden bu kadar nakıs, neden bu kadar yorgun olduğunu cevap veren işte bu halimiz ne yazık ki. Neyse çok kıymetli zamanlarınızı daha fazla almak istemiyorum ama Hazreti Hatice ile ilgili bir iki anekdot daha anlatıp söyleşimi bitirmek istiyorum. Hazreti Hatice'nin fedakarlığı, eşler arasındaki evlilikteki fedakarlığın karşılıklı olarak tabii tek taraflı olarak asla yürümez. Hazreti Hatice neyse Efendimiz de iki kat daha ondan çok çok daha fazla fedakar ve paylaşımcı. Hazreti Hatice Efendimiz bir iş yaptığında hemen koşar. Elinden alır mesela, ona yardımcı olmak ister ama Efendimiz ona hiçbir iş yaptırmaz. Hazreti Hatice diyor ki, hizmetçiler var diyor, ya Resulallah bırak onlar yapsınlar. Efendimizin sözü, ey Hatice sen bilmez misin ki diyor, ben tembellikten, pislikten ve cimrilikten nefret ederim. Yani böyle bir insan, her işini kendisi yapan bir insan, eşine, eşlerine sevgili, şefkatli, merhametli, saygılı bir insan... Ama biz neredeyiz?
biz onu ne kadar modelleyebiliyoruz? Bunu yeniden ve yeniden mercek altına almamız lazım. Şib günleri vardır hani. Müslümanların Mekke'den çıkarıldığı günlerdir o günler. O 3 yıl boyunca Müslümanlara hiçbir gıda verilmez, hiçbir gıda satılmaz. İşte o günlerde Hazreti Hatice çıkar, güneşin altında oturur. Bir yandan da Peygamberimizin develerine tuz öğütmektedir. Çünkü Efendimiz civarillere gider, İslam'ı tebliğ davasında civarillere gitmiştir. Derler ki Hazreti Hatice'ye, ey Hatice geç gölgede otur. İşte burada bize empati sanatını öğretiyor Hazreti Hatice. Onun sözü, ben gölgelere geçemem diyor. Resulullah şu anda güneşin altında yürürken ben nasıl gölgelere geçerim? Ben gölgeye geçemem. Yani eşiyle empatisi çok önemli burada Hazreti Hatice'nin. Hani biz bazen hemen yargısız sorgulara varıyoruz ya, sorgusuz yargılara varıyoruz ama onlara bakıyoruz. Onlar empati kurmayı çok iyi bilmişler, bize çok iyi öğretmişler. Yine öyle günlerden birinde Hazreti Hatice Efendimiz'in yanına gidiyor aziz dostlar. Mekke'nin o dik yokuşunu çıkar, gider. Götürdüğü bir parça zemzem, birkaç hurma, bir iki dilim ekmektir. Hatta alimler Efendimiz'e Hazreti Hatice'nin götürdüğü ekmeğin avuç içi kadar küçük ekmek olduğunu söyler. Çünkü onlar az yer, az uyur, az konuşur. Onunla da terakki ediyorlar tabii ruhen. Hazreti Hatice gider, bırakır, döner ama dönemez. Çünkü o dönemde gelecek olan son peygamberi araştıranlar vardır. Onu ortadan kaldırmak isteyenler vardır. Hazreti Hatice de gider, bunun farkındadır. Hatta bazı alimler onun sırtında bir hançerle dolaştığını söylerler. Görünmez bir silah taşıyor. Ona bir şey olursa hemen müdahale edebileyim. Böyle de cesur bir kadın Hazreti Hatice. Cömert ve cesur. Gider bırakır fakat dönemez. Resulullah'ı gözetlemeye alır bir kaya parçasının arkasında. 3 gün boyunca, kaynaklar onu söylüyor, 3 gün boyunca aç, susuz, uykusuz, yorgun bir şekilde Mekke sıcağında beklemektedir. 3 günün sonunda çıkar, gider, evde işlerini halleder, tekrar yola koyulur, gelir. Yani burada gösterişsiz bir muhabbet var. Hiç gözükmüyor Efendimiz'e. Ben seni burada 3 gün bekledim mesajı asla, asla yok. 3 günün sonunda Resulullah'ın Hira Dağı'nın mağarasının tepesinde bir misafiri vardır. Cebrail aleyhisselam der, ya Resulallah şu karşıdan gelen Hatice bin Hüveylid'dir. Senin yanına geliyor. Rabbim onun sana vermiş olduğu bu hizmetten o kadar hoşnut oldu ki bu gece Hatice için bir cennet hullesi işletti. Ve o senin yanına geldiğinde diyor, Hatice'ye Rabbimden selam söyle, benden de selam söyle ve Hatice'yi bir cennet köşküyle müjdele. Yekpare inciden oyulmuş bir cennet köşküyle müjdele. Tabii Hazreti Hatice yorgun, argın gelir dağın tepesine. Efendimiz onu karşılar dağın ortasında. Sevin ey Hatice diyor. Rabbim sana selam gönderdi. Cebrail de sana selam gönderdi ve seni bir cennet köşküyle müjdeledi. Tabii Hazreti Hatice çok mütevazi bir kadın. Asla kibirlenmesi, gururlanması, büyüklenmesi yok. Çünkü şahsiyeti mükemmel gelişmiş. Selam Rabbimdir ya Resulallah. Selam odur. Selama selam verilmez. Ama Cebrail'e de selam olsun. Şeytan dışında bu selamı duyan herkese de selam olsun diyor Hazreti Hatice. Ufku ne kadar geniş bir kadın. Hepimizi, bütün çağları, bütün Müslümanları selamlıyor aziz dostlar. Bizler gerçekten onların yaşayışına, edebine, adabına, iffetine, ahlakına her şeyden çok muhtacız. İnanın şu yaralı halimiz, şu perişan halimiz hep o yoksunluğumuzdan kaynaklanıyor. İnşallah inanıyoruz ki bundan sonra sizin gibi güzel yüreklerle çok daha güzel işler becereceğiz, başaracağız. Gelen nesilleri çok daha güzel bilinçle avutacağız, eğiteceğiz. Güzel ebeveynler, güzel eğitimciler olacağız. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah gelecek günlerimiz
bugünlerimizden çok daha güzel olacak, çok daha verimli olacak. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi yeniden üzerinizde olsun. Ve bu dört cennet hatunun da selamı üzerinizde olsun efendim. Sağ olun, var olun.